Aynı yorganına göre uzatmak demek bir işe göre bir şey yapmak demek yani. Ayağını yorganına göre uzat, yatarken ayağın üşümesin demek. Ayağımız şimdi dışarıda kalırsa kötü rüyalar görme ihtimalimiz olur, canavarlar falan. Canavarları görmemek için o atasözüne uymamız lazım. Ya götün açıkta kalmasın ya, kötü rüyalar görme demek. Ankara'ya ilk defa geldiyseniz metrokartına 50 lira yüklemeyin. Parası almıyorsanız aç kalırsınız. Ona göre ayağınız uzasın demek. Yani her şeyi oluruna bırak birazcık yani. Onun gibi. Tutumlu olmak. Yani 14 Şubat hazırlanmak. Ayağına yorganına göre uzatmak, işte o çok önemli bir şey. Yani boyunu aşan işlere girme demek. Yoksa boynunu koparırlar demek. Cebindeki paraya göre hareket et. Anlamını bilmeseydim yani yorgan kısa derdim herhalde, benim boyum uzun. Boyum 1.67, ona göre uzatacağım yani. Paran kadar kahve içmek gibi bir şey herhalde. Cebini keseni düşünmek yani. Bunu ben memleketteyken bilmezdim ama buraya geldim çok iyi öğrendim. Hayat çok pahalı. Haberlerde olsun, devlet büyükleri olsun. Büyük dediğim de yani onlarca, kendilerince büyük. Bizce büyük değiller aslında da. Onlara göre mesela asgari ücret diyorlar, hani insanlar geçinebiliyor. Halbuki gelip de halka sormuyorlar. Etin kilosu olmuş mesela 40 milyon diyorlar. Halbuki etin kilosu bizi ilgilendirmiyor. Halk zaten et yemiyor. Hani önemli olan makarna, en ucuz şey söyleyeyim. Makarna kaç para? Yağ kaç para? Ha, bunu çok okudum da. Klasik aile tiplemeleri olur ya, böyle geçimini sağlamaya çalışan falan. İşte onlara göre uyarlanmış bir laf bence. Yani abi Jojo diye bir kavram var İngilizlerin. Bütün paranı yemek zorundasın yani. Hiç paranın hesabını yapmamalısın. İşte bunlar paranın hesabını yapan, ayağını yorganına göre uzat diyen kitleler. O yüzden onları da sevmiyorum. Bütün hayatımı, öğrenci hayatımın mottosu yani. Cüzdanda ne kadar varsa ona göre harcayacaksın demek. Yoksa mal gibi kalırsın. Yani fazla harcama. Hani bütçen yettiği kadarıyla harca. Yorganı ne kadarsa o kadar yatarsın yani. Kendine güvenmiyorsan hiçbir şeye başlama. Aslında çok anlam var ayağını yorganına göre uzat demenin de. Ben buna tez olarak yeni bir söz uydurdum. Ayağını yorganına göre uzatma. Yorganını ayağına göre uzat. Yorganı iyi çek ki gözükmesin demek abi. Parayla marayla alakası yok yani. İyi çekecek, gözükmeyecek ortalıkta olanlar. Ben sizin böyle konuşma dilinizi çok bilmiyorum. Onu hiç bilmiyorum. Burada yorgan bence para oluyor. Paramıza göre ona göre tutumlu davranmalıyız. Yani yorganımıza göre, bütçemize göre davranmalıyız bence. Vallahi bana göre çok saçma bir cümle bu yani, ayağını yorganına göre uzat cümlesi yani. Her zaman bize ailelerimiz hep bunu diyor ama hiç kimse bize öğretmiyor. Ayağımıza göre yorgan dikmeyi öğretseler daha güzel olur bence her şey. Ya bundan basit ne var ya? Ne demek? Ne olabilir? Şey olabilir işte. Bütçene göre davran diyor gibi bir şey herhalde. Ama bu duruma göre değişebilir ya. Mesela ne olabilir? Bucuk acıkıyor. Tamam mı? Biz bunu sürekli burger'dan doyuruyoruz. Bazen istiyor ki McDonald's'a yemek yesin. Ama burger yiyor. Alakası bir şey olur. Vallahi ben bu parayı yemeye kalksam çok güzel olur. Onu bırak şöyle bir Avrupa, Antalya, İtalya, Fransa. Onu bırak Hawaii denilen bir yer var. Harika. İşte oraya gitmek isterim. Bir para var bankamda ama sahibi ben değilim. Sahibi acaba kim? Tam böyle hazır. Boğullar her şeyi hazır. Ya kafaya bir dank geliyor. Ya sen Hawaii'ye gidiyorsun.